Sevgili seyirciler, ATV ekranlarından Esra Eroğlu programından canlı yayından hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Ekranlarınızın başına ve stüdyoma hoş geldiniz. Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Dünyada her şey kadının eseridir. Kadınlarımız eğer milletin gerçek anası olmak istiyorlarsa erkeklerimizden çok daha aydın ve faziletli olmaya çalışmalıdırlar. Bu söz benim her zaman rehberim oldu. Yaptığım her işte güç kaynağım Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözü oldu. Ülkemizin kurucusu, büyük önderimizin bu sözleri, onun kadınlara olan güven ve inancını, ülkemizin geleceğinde kadınların ne kadar önemli olduklarını gösteriyor. Aslında bu dünyayı kadınlar döndürüyor. Yaşanan her felakette en fazla acıyı kadınlar çekiyor. 11 ilimizde yaşanan deprem felaketinde, yıkılan binaların altında canlarını arayan, canlarını bulunca dönüp eşyalarını arayan, sonra ailesinin başına sokacağı bir çatı, yiyecek derdine düşen kadınlar. İşte onlar bizim gerçek kahramanlarımız. Depremden önceki hayatlarını kurana kadar da bizim emanetlerimiz. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Bugünü kutlamanın tek bir yolu var. O kadınların verdikleri mücadelede onlara destek olmak, yalnız bırakmamak ve yanlarında olduğumuzu göstermek. Ben ülkemin tüm kadınlarına çok güveniyorum. Her zorlukla baş edebilecek güçteler. Ülkemin kadınları, ailesi güvende olunca geri kalan her zorlukla baş ederler. Çünkü mücadelecidirler, vazgeçmezler, asla ve asla yorulmazlar. Yeter ki biz onların yanında olalım, yalnız olmadıklarını gösterelim. Ve elbette bu stüdyoda pek çok örneğini izlediğimiz, yaşadıkları hayatlar felakete dönen kadınlarımızı, genç kızlarımızı da unutmayalım. Burada tanık olduğumuz olayların tarafları olan kadınları, hatta erkekleri yetiştirenler de yine kadınlar. Bu nedenle kadınların eğitimi ekmek kadar, su kadar önemli. Çünkü ülkelerin, insanların kaderini kadınlar belirliyor. Kız çocuklarının eğitiminin hayati olduğunu asla ama asla unutmayalım diyorum. Ve programa başlıyorum. Dünyaya gelen her çocuğumun aslında bir cinsiyet ayrımı yapmadan tüm aynı eşit haklara sahip olduğu, aynı politikayla yetiştirildiği, büyütüldüğü, hepsinin geliştirildiği bir dünya hayal ediyorum. Tüm kadınlarımı kalbimle, kollarımla, sevgimle kucaklıyorum. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Başta ben de deprem bölgesindeki zorluklarla mücadele eden kadınlarımızın gününü kutluyorum. Daha sonra da tüm emekçi ve güçlü kadınların. Keşke bugünü kutlamaya gerek bile duymasak. Adalet ve eşitlik kadınlar açısından her konumda olsa, çocuk gelinler olmasa mesela ülkemizde, kadınların sesi daha gür çıkabilse, konuşma hakkı tanınsa, kadının başörtüsüyle, eteğiyle keşke uğraşılmasa. Ama bir gün gelecek, biz umudumuzu yitirmedik, inançlıyız, içimizdeki o gücü biliyoruz. Çünkü hayatın kadınla başladığını biliyoruz. O yüzden de o ışık kadınların içerisinde olduğunu hep inanıyorum. Güçlü bir anne yetiştirdi beni. Ben de güçlü bir evlat yetiştiriyorum. Umut ediyorum ki tüm anneler güçlü kız çocukları yetiştirerek bu toplumdaki cinsiyet ayrımcılığını yok edecekler. Kızları güçlü yetiştireceğiz ama erkek annelerine çok büyük iş düşüyor. Evet. Yani gerçekten hep erkekler üzerinden ilerliyoruz. Çoğuna da haksızlık etmek istemem ama o çocuklar da kadının kıymetini bilen, onları incitmeyen, onlara değer veren, hatta başarılı olması için destek olan kişiler, bireyler olması gerekiyor. Artık çağ değişiyor, dijital çağ bambaşka şekilde hızlı ilerliyor. Herkes gelişimin ne kadar önemli olduğunu, ne kadar bilinçli, bilgili bir kadınla beraber olmanın ne kadar önemli olduğunu erkekler hissettiği andan itibaren sanırım dünya çok daha güzel bir yer olacak. Diğer tarafta çünkü sürekli bir ezme ve bastırma politikası uyguluyorlar. Veli Öztürk gelecek, konuğumuz. 11 yaşındaki kızı kayıp, bunun için geliyor. Evlilik yaptığı, şu anda ayrılık aşamasında olduğu hayat arkadaşı bu kızı, çocuğu kaçırıyor. Veli Öztürk'ün hikayesine tanıklık edeceğiz. Buyursunlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Kolay gelsiniz. Nasılsınız? Vallahi iyi olmaya çalışıyorum Esra abla. Hem bugün Kadınlar Günü, hem de 11 yaşındaki bir kız çocuğun hayatını konuşacağız. Aynen Esra abla. Aslında Kadınlar Günü'nde hani bu şekilde
tek yaşamak istemezdim ama eşim tercihini yaptı. 25 Haziran'da evi terk etti. İki tane çocuğumu bıraktı. Kaç çocuğunuz var? Önce kim eşiniz? Şengül Öztürk eşim. Kaç yıllık evlisiniz? 12 yıllık evliyim abla. 2010 yılında 3 sefer istemeye gittim. Ailesi vermedi. Sonra beni kaçır dedi. Ben dedim şu anda düğün yapacak durumum yok dedim. Bana dedi şey yapma dedi, hani fazla kendini sıkıntıya sokma dedi. Aileme dedi 3-5 biraz maddi para verirsin dedi. Ben de tamam dedim. Kaçarak evlendik abla. 3 tane çocuğumuz oldu. Verdiniz mi para ailesine? Evet, evet abla. Yani buna bizim toplumda başlık parası diyorlar. Aynen abla. O zaman 2010 yılında 10.000 TL'ye para verdim. O gündür bugün iyiydik. O 10.000 TL sizin evinizi kurmanız için, sizin ihtiyaçlarınızı karşılayacak maddi bir bedel aslında. Aynen abla. O şeyde o senede yani büyük bir paraydı. Ben de hani kendi gönlü olsun, ailesi de hoş olsun diye şey yaptım, verdim. 4 yıldır da sürekli sosyal medyada telefonlarla şey yapıyor, mesajlaşıyor. 11, 9 ve 4 yaşında 3 tane çocuk var. Evet abla. Son 4 yıldır da evlilikte problemler var. Nasıl geliyor o problemler? Sorunlar nasıl başlıyor? Neyle başlıyor? Abla sürekli sosyal medyada, Instagram'da, TikTok'ta telefonla kötü mesajlar geliyor. Ben diyorum ki hani çocuklarla ilgilen, çocuklara bak diyorum. Yok diyor, sen bana karışamazsın. Ben sosyal kadın hayatımı yaşarım diyor. Sen kimsin diyor. Sürekli beni şey yapıyor yani. Bana bir erkeğin gururuna gidecek laflar söylüyor abla. Bu da benim çok zoruma gidiyor. Hani 11 yaşındaki kızım 6. sınıfa gidiyor. Okumasını yazmasını bilmiyor. Şu anda 2. sınıfa gidiyor. Çocuğumun biri okumasını yazmasını bilmiyor. Onlarla hiç ilgilenmiyor. Sürekli sosyal medya. 6 yaşındaki çocuk okuma yazma bilmiyor. Yok 8-9 yaşındaki abla. 9 pardon. Yaşındaki bilmiyor. Eğitim yani gitmiş olduğu okul, oradaki rehber öğretmenleri bu durumu mutlaka görüyor. Evet abla, bana zaten öğretmenlere bana bilgi verdi. Dedi ki hani çocuğun dedi çok geride dedi. Hani çok öbür çocuklar dedi çok arkada geliyor dedi. Yani okumasını yazmasını bilmiyor. Kendi ismini dahi yazamıyor çocuk Esir abla. Şu anda da ben kendim bizzat kendim ilgileniyorum şu anda çocukla. Şu anda öğretmen diyor yani geçen seneden bu seneye kadar diyor. Yani çocukla çok bir gelişme var diyor. Gelişme var. Yani eşiniz 25 Haziran'da 11 yaşındaki kızınızı alarak nasıl evi terk etti? Niye evden ayrıldı? Abla ben o tarihte İstanbul'daydım. İstanbul'a iş için gelmiştim. 48-49 gün olmuştu. Annem bunu evde uygunsuz bir şekilde telefonla konuşurken yakalıyor. Kayınvalidemi ben de o arada evi aramıştım. Annem dedi ki kayınvalideni dedi ara dedi. Kayınvalidem beni arasın dedi. Aynı şekilde annem bana durumu anlatmadı. Kayınvalidemi aradım. Annem dedim seni arasınca dedim. Annemle görüşmüş. Benim öyle bir kızım yok demiş. Ondan sonra benim öyle bir kızım yok demiş. Annemi tehdit ediyormuş evde. Ne bulursa atıyormuş. Bıçak, bardak, tabak ne bulursa anneme atıyormuş, fırlatıyormuş suratına. Ondan sonra annen de jandarmaya gitmiş, durumu anlatmış. Jandarmalar da evin önünden kovmuş, tehdit etmiş, cızlamış, bağırmış. Annem babam da yaşlı Esir abla, 70-75 yaşında. Annem babamı tehdit ediyor. Ondan sonra annem jandarmaya sığınıyor. Jandarma geliyor, bize koruma kararı çıkıyor aileme falan. Bu sonra evi terk ediyor. Aydın iline gitmiş, Rıfat Bıçakçı diye birisine. Bütün sabahlara kadar telefonla, telefon dokümanları çıktı. Şu anda 5-6 aydır ailesiyle birlikte yaşıyor. Şu anda da ben takip ettim, soruşturdum. Şunu merak ediyorum. 25 Haziran'da evden çıkıp annem bir takım şeylere şahit olunca eşin Şengül Öztürk'ün ailesine haber veriyor. Evet abla. Aile onu reddediyor. Sonra senin ailen ve eşin arasında tartışma çıkıyor. Ailen gidiyor jandarmadan gelinlerine karşı bir koruma kararı aldırıyor. Evet abla. Yok, geline karşı değil abla. Kendine karşı. Annemi tehdit etmiş yani jandarma. Tamam. Koruma kararını kim aldırıyor? Bu insanlar bana yaklaşamaz diyen kim? Ya annem yani korktuğu için gelin bana yaklaşmasın. Evet, evet abla. Bu benimle gelin bundan sonra yaklaşmasın, telefonla hakaret etmesin, benimle aynı evde yaşamasın diye. Evet, evet. Peki, şimdi bu gelin kaynana arasında yaşanan problem. 25 Haziran'da eşin 11 yaşındaki çocuğu alarak, normalde siz Zonguldak'tasınız. Evet abla, Zonguldak'ta. Aydın'da Rıfat ismindeki bir kişinin yanına gidiyor. Evet abla, sürekli sosyal medyada görüşüyordu. Ben birkaç sefer kötü mesajlarını yakaladım. Ben bunu ailesine ilettim.
Ailesi dedi ki bana, sen dedi benim kızıma dedi iftira atıyorsun dedi. Hı-hı. Benim kızımda dedi öyle bir şey yok dedi. Ama Esra abla ben bütün delil olarak telefonla gece gündüz sürekli 25 görüşmüş. 25 Haziran'dan beri eşin Aydın elinde mi? Yoksa ailesinin yok, yanına döndü mü? Yok abla, orada bir 15-20 gün durdu. Elinde altınları vardı, yüzükleri falan vardı. Onları hepsini satmış. Şu anda ailesiyle yaşıyordu. 5-6 aydır da Sabahattin Sezer diye birisiyle sürekli irtibat halindeymişler. Benim izlenmem altındayken Sabahattin Sezer denilen kişi bunu istemeye geliyor. İstemişler. Muhtemelen benim izlenmem altında olduğu için annesi de al götür demiş. Çünkü annesinin gönlü olmasa Sabahattin Sezer'i evine sokmazdı. Peki bu ayrılıktan sonra sen bir boşanma davası açtın mı? Açtım abla, boşanma davası açtım. Nerede açtın? Karadeniz Ereğli Aile Mahkemesi'ne 8 Temmuz'da. Evet, evet abla. Eşin ailesinin yanına dönüp sonra ailesinin yanından da ayrılıp başka bir yerde mi yaşamaya evet, abla, başlıyor? Evet abla, şu anda ayrı bir evde yaşıyor. Bunu da ben sordum, araştırdım. Jandarma soruşturma istemiş. Şey yapınca bunlar jandarmaya ifade vermişler. İşte biz ailem tarafından ev tutuldu, ayrı evde yaşıyorum. Ama yalan söylüyor Esra abla. Peki giderken iki çocuğu bırakıp sadece 11 yaşındaki kızını alıyor. Evet abla, çocuk da her şeyi biliyor. Çocuk her şeyi bildiği için çocuğu şey yapıyor. Çocuk da korkuyor yani, çocuğu tehdit ediyor. Evde ben birkaç sefer rastladım. Çocuk sürekli çocuğa baskı yapıyor. Hani benim yaptıklarımı annene, babaannene falan, dedene, babana söyleme diye çocuğa sürekli baskı yapıyor. Sen eşim. 25 Haziran tarihinden, 2022 tarihinden bugüne kadar 11 yaşındaki evladını görebildin mi? Yok abla, hiç göremedim. Şu anda bir başkasıyla yaşadığı için de şey yapamıyorum abla. Çocuğumu görmeye gidemiyorum. Yani bu da benim zoruma gidiyor abla. Senin iddian resmen şu. Resmen nikahlıken. Yani birine gitti, oradan ailesinin yanına gitti. Ailesinin yanına gittikten sonra yine birinin yanına kaçtı. Benim 11 yaşındaki kızım da orada yaşıyor. Evet abla. Bu senin iddian. O tarihten bugüne kadar 11 yaşındaki kızınla telefonda konuşma, işte WhatsApp'tan görüntülü görüşme, ne bileyim FaceTime'dan internet yoluyla görüntülü görüşmen oldu mu? Esra abla okulunu aradım. Okullar açıldıktan sonra çocuğun kaydı alınmış. Benim haberim yok. Kozlu Yusuf Yelkenci İmam Hatip Lisesi'ni... Söyleme okulun adını. Okul aradım. Okul yetkilisiyle görüştüm. Bana dedi ki annesi dedi buraya çocuğun kaydını yaptır dedi. Ama Esra abla ilgili bakıyorum şeylerine, çocuğun ders notlarına bakıyorum. Hep 27 puan, 25 puan. Okula gitmiyor. Sürekli yani her şeysi eksik Esra abla. Şunu merak ediyorum. Şimdi eşiniz evden ayrılırken bir tercih mi yaptı çocuklar arasında? Yani 11 yaşındaki çocuğu alıp 9 ve 4 yaşındaki çocuğu evde bıraktı. Yani o bir kaçış mıydı? Yoksa yalnızca onu mu alabildi? Yani Şengül bağlansa, Esra abla ben çocuklarımı almak istiyordum, 4 ve diğerini de bana vermedi mi der? Yoksa özellikle abla, senin iddiana göre sen şunu söylüyorsun. 11 yaşındaki kız evladım boşanmada benim aleyhime, annesinin aleyhine tanıklık yapmasın diye bu çocuğu seçti aldı diyorsun. Aynen abla, şu anda çocuk bunun her şeysini biliyor çocuk şu anda. Diğerlerini niye almadı? Esra, bakımı mı zor yoksa... Muhtemelen bakım için şey yaptı, bıraktı gitti. Bir de zaten bana resmen söyledi yani ben bu çocukları istemiyorum. Ya hiçbir şeyde gözüm yok, seni de istemiyorum dedi, çocukları da istemiyorum dedi. Ben de kendime dedi, başka bir hayat kuracağım dedi. Peki. Ben de hani zorla şey yapamam yani. İsmi geçen Şengül Öztürk'ün diğer isimlerinde söz hakkı, cevap hakkı vardır. Lütfen söz hakkını ve cevap hakkını kullansınlar. Aysel Hanım telefon attığında. Aysel Hanım sizin anneniz mi... Şengül'ün annesi mi? Şengül Öztürk'ün annesi. Şengül Öztürk'ün annesi. Aysel Hanım merhaba. Hoş geldiniz yayına, nasılsınız? Alo. Aysel Hanım. Aysel Hanım beni duyuyor musunuz? Peki, ekip arkadaşlarım tekrar arasınlar. Siz... Eşinizle beraber yaşarken normalde Zonguldak'tasınız. Evet abla. Köyünde mi, merkezde mi? Köyde yaşıyoruz abla. Köyünde yaşıyorsunuz. İstanbul'da çalışıyorum evet dediniz. Evet abla. Daimi bir işim yok. Nerede şey yapabilirsem, iş bulabilirsem oraya gidiyorum abla. Hani çoluğum çocuğum rızkı için yani her tarafa gidiyorum yani. Bazen hayat öyle yani. Ekmek neredeyse insan hayatını, çocuklarının geleceği için oraya aynen sürüklüyor. Yani toprağından, memleketinden bile vazgeçiyor. Aynen abla. Hani... insan şunu merak ediyorum. Onlar Zonguldak'ta olurken hep sen farklı işlerde çalışıyordun. Onlar yalnız mı kalıyordu çocuklarla? Yok abla, evde ailem var. Annem var, babam var. Ayda bir, iki ayda bir sürekli geliyorum.
Sürekli telefonla görüşüyorum. Yani Ereğli'de iş bulamadığım için kendi memleketimde mecburiye kaldım abla. 4 yıldır bazı sıkıntılar var. Eşinin işte sosyal medyayı fazla kullandığını, orada tanımadığı insanlarla çok samimi ilişkiler kurduğunu söyledin. Evet abla. İddia ettin. Onları gördüğünde ayrılmak istedin mi hiç Şengül'den? Yani bunu teklif ettin mi? Abla istedim. Açık açık hani karşıma çağırdım odada. Gel dedim, seninle görüşelim. Sen dedim ya neden böyle yapıyorsun dedim. Hani gel ya çocuklarla ilgilen diyorum. Yok diyor, ben diyor seni istemiyorum. Sürekli sosyal medya. Annesine gelen mesajları atıyorum. Kötü yani gururuma gidecek mesajlar geliyor. Bir erkeğin yani rencide edecek mesajlar geliyor. Annesine babasına mesajları atıyorum. Bana diyor ki sen diyor benim kızıma diyor iftira atıyorsun. İşte benim kızımda hiçbir şey yok. Ama yani hepsi de ortada abla. Sabahlara kadar telefonla konuşmuş. 70 yaşında annem sabahlara kadar çocuğa bakıyor. Anneniz sürekli bu durumu size aktarır mıydı? Yok abla, annem bana bugüne kadar söylemedi. Artık gittikten sonra dedi ki oğlum sen dedi hani bundan sana dedi şey olmaz. Bu dedi kafasına takmış. Bu gidecek dedi. Bunu telefonda görüştü. Rıfat Bıçakçı denilen şahıs bunu havuz kenarlarında yaşayacakmış. Deniz kenarlarında. Sürekli böyle resim falan şey yapıyordu. O şekilde yani kandırdı yani. Eşinizin kız kardeşi Esra Hanım telefon altında. Esra Hanım merhaba. Alo, iyi günler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Esra abla. Merhaba. Merhaba. Şimdi Şengül kardeşin yanında mı? Yeğeninle beraber farklı bir yerde mi yaşıyor? Esra abla farklı bir yerde yaşıyor. Ablam şu an başka birisiyle evlendi. Evlendi. Ne zaman evlendi? Bir ay, bir buçuk ay falan oldu. Bir buçuk aydır. Şimdi evlilik diye tanımladığınız şey dini nikahlı beraberlik mi? Evet, dini Esra nikahlı abla. Beraberlik. Kim dini nikahlı eşi? Sabahattin Sarı. Sabahattin Sarı. Gelip Sabahattin neden, neden inkar ettiniz? Neden? Neden ben mahkemeye şey yaptığımda şey yaptınız, inkar ettiniz? Mahkeme ailem ev tuttu. Mahkeme ailem kız kardeşime ev tuttu diye neden ifade verdiniz yalan ifade? Sen bıraktın. Annem bıraktı 3 tane. Kız kardeşini sattınız. Resmen para için satıyorsunuz. Peki ben Esra'nın benim çocuğumun rızkı size yaramasın. Veli Bey bir rica edeceğim şimdi Esra Allah'ınızdan anlatıyor. Allah'ınızdan mı? Ablanızı başka biri... Neden yalan ifade verdiniz? Neden? Resmen devleti dahi kandırdınız. Ya bak şu an doğru. Resmen devleti dahi kandırdınız. Hocam nasıl ifade verdiniz? Ve şunu merak ediyorum. Esra abla bir sakin olup konuşabilir miyim? Benim ben de çok istiyorum. Konuşmama izin verecek misiniz? Çok istiyorum. Veli de müsaade ederse. Ablam evlendi dediniz. Aslında ablanız Veli Öztürk'le resmi nikahlı evli. Ama abla. Ama Sebahattin denilen kişiyle dini nikahlı bir buçuk aydır beraberlik yaşadığını söylediniz. Doğru anladım değil mi? Evet ablacığım. Evet. Gelip ailenizden istemiş miydi? İstemiş abla. Hayır, yalan konuşuyorlar. Bunlar yok. Çok yalancı benim abla. Benim kızımın 1 Kasım'da doğum günü vardı Esra ablacığım. Bu bakkalcıydı. Benim kardeşim, erkek kardeşim bakkalda çalışıyordu. Çıraklık yapıyordu. Evet. Bakkalda çalışıyordu. Demiş ki akşam gidiyoruz. Bizim doğum günümüz var. Sen de gel abi demiş. Bir akşam benim kaç evime tane, doğum kaç günüme tane geldi. Kaç tane kişiyi dolandırdınız? Evet. Dolandırdınız. Evet. Altınlarını, paralarını yediniz. Her şeyini aldınız. Sonra sizde Allah korkusuyor. Benim 3 tane çoluğumu, çocuğumun rızkı 2 yakınlığında olsun. Sonra anlaşmışlar. Bunlar kaçtı. Benim kaçtı. Ablamı kaçırdı. Neden ikram ettiniz? Kaçırdı. Benim hakkımda iftira atma. Ben bir evlilik yaşadım. Benim aldığım altından senin zoruna niye gidiyor ya? Niye gidiyor? 6 aylık evliyken 3 aylık evliydi. 3 aylık 3 aylık 3 aylık karnında bebeğiyle altın para için aldılar seni. Benim aldığım altından sizin zorunuza niye gidiyor? Benim zoruma gitmiyor kızım. Benim zoruma gitmiyor. Tamam benim... O zaman oraya çıkıp beni konuşma. Sen orayı karınlarla çıkacaksın değil mi? Senin çıkacak bildiğiniz var mı? Senin kavgan aslında Esra ile değil. Esra'lar abla, bugüne kadar ya, karakolda, Esra mahkemede abla, yalan abla. İfade veriyor ama şimdi gerçeği açıklıyor. Esra abla bu Esra Çetinkaya bütün ablasının telefonlarını bütün başka erkeklere bağladı. Ablasını bu şekilde bu yaptı. Ben dedikçe annesi de biliyor. Hepsi de birbirlerini biliyorlar abla. Esra abla. O annesi bıraktı 3 tane çocuk bu bıraktı. Herkesi, bunların bir tane ailesi düzgün bir insan yok abla. 3 tane çocuğunu yetim bırakma diye yalvaran kişiyim. Kişisiniz. Ama ben seni Allah'ım o zaman neden inkar ediyorsunuz? Neden? Neden inkar ediyor ediyorum. Şu anda Beli? Yani ne istiyorsun? Hala inkardan gidiyorsun. Kadın diyor ki kaçtı mı? Sabahattin'le kaçtı mı ablan? Kaçtı. Beraber yaşıyorlar mı? Yaşıyorlar. Evet. Evli. Bunları söylüyor. Ben gerçeği anlatmaya çalışıyorum evet. Ama sen benim hayatımı konuşamazsın. Ben bir sizin evlilik yaşadıysam oradan Esra alıp geldiysem sizin altına... hayatınız değil mevzu. Hiç oralara girmeyin. O konuda da hiç ama savunma yapma ihtiyacı Esra, duymayın. Ama o zaman ona diyeyim ki siz Esra
ben buna izin vermem. Buna izin vermem. Ben... Siz ablanızla evet. ilgili konuşuyorsunuz. Bunların tamam, ikisi beraber kaçtı. Oraya bak, medeni bir insan gibi. Madem kızını aramaya çıktın, ablamı aramaya çıktın. Benim kızımı, benim kızımı verin. O çocuğun psikolojisini Peki, bozdunuz. Peki bir anlatın durumu bana. Pekala, ben seni arayıp da bak, ben seni annemle de konuştum. Annem sana ne dedi? İskender dedi. Madem kızını alacakmışsın, al demedi mi? İki tane evladın var. İnsan gibi o zaman, tamam, bak, sana. Tamam aradı, bana al dedi. Ama o zaman o şekilde jandarma ifade vermeyecektiniz.